Merhaba, TASK ekranlarında bu aralar vizyona giren filmleri biraz sizlere aktaracağız. Netflix'te, Amazon Prime'da, Hulu'da, Disney'de pek çok güzel film gösterime giriyor. Artık sinema dünyası eskisine göre çok değişmiş durumda. Eskiden vizyona giren filmlerle ilgili bilgiler cuma günleri gazetelerde, televizyonlarda yer almaya başlar ve biz de ondan sonra koşa koşa sinemaya giderdik ve güzel haftanın filmlerini izlemeye başlardık. Ve o filmler önce VHS piyasasına düşerdi. VHS'ye düştükten sonra da bazı online platform onlarda biz bu filmleri izlerdik. Digiturk'tan bahsediyorum ya da işte 90'ların en popüler online platformu olan, online platform demeyelim ama paralı kanalı olan Cinebeş'te izlerdik. Derken zaman içerisinde koşullar değişti. Paralı platformlar hayatımıza girdi. Aslında Netflix'in adını çok uzun yıllar önce duymuştuk. Netflix 1990'lı yıllarda bir nasıl diyelim VHS video DVD kiralama dükkanı şeklinde çalışıyordu. Uzaktan kendiniz sipariş veriyordunuz Netflix'e. Fakat daha sonra bu DVD'leri sipariş edilmesi modası geçtikten sonra Netflix bir adım öne geçti ve internet üzerinden kurmuş olduğu platformla çekmiş olduğu filmleri izleyicilerle buluşturmaya başladı. İlk başta tabii ki bu çok anlaşılmadı. Netflix'in ne yapmak istediği çok anlaşılmadı açıkçası. Ben de ilk gördüğüm zaman bir anlam veremedim. Yani nedir bu? Biz buna para mı vereceğiz? Televizyonda izliyoruz derken Netflix çok ciddi bir şekilde ön aldı bu konuyla ilgili olarak ve artık tam anlamıyla hepimizin uzaktan kumandalarında, bu uzaktan kumandaların üzerinde bir Netflix tuşu yerleştirdi ve ondan sonra da hayatımıza tam anlamıyla girmiş vaziyette şu anda bu online dünyanın en popüler platformu. Netflix'in arkasına Amazon Prime geldi, Disney geldi derken artık sinema gitmek en azından benim gibi sinema sever biri için out of fashion dedikleri artık benim için demode bir hale geldi. Ben çok fazla sinemaya gitmeyi tercih etmiyorum ve zamanımı daha çok bu online platformlarda yayınlanan filmleri izleyerek geçiriyorum. Açıkçası böylesi beni daha çok mutlu ediyor. Netflix'te bazı filmler de zaten geçtiğimiz zaman içerisinde Oscar'lara aday olmaya başladı ve sinemalarda da çok sinemalardaki gösterilen pek çok filme rakip olmaya başladı. Pandemiyle beraber sinema salonlarının da bu noktada artık devre dışı kalması da Netflix ve benzeri platformların işine geldi açıkçası. Ve artık yeni filmler Netflix üzerinden, platformlar üzerinden gösterime girmeye başladı. Şimdi çok Netflix reklamı yapıyor gibi olduk ama bu somut bir olgu. Hayatımıza Spotify gibi, Google gibi, Turkcell gibi ya da Apple gibi çok somut bir olgu haline geldi. Tabii ki farklı platformların da rakip olmasını ve bunu durumu kızıştırmasını bekliyoruz. Geçen hafta bir zombi filmi gösterime girdi. Netflix'teki prodüksiyonların kalitesi de yükseldi. Army of Dead filmin adı. Ben size öncelikle buradan filmin trailerını, fragmanını bir açayım, ekrana vereyim ve ondan sonra film hakkında konuşmaya devam edelim sizlerle beraber. Netflix'te gösterilen Army of the Dead isimli filmin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Zack Snyder ismi çok kişiye yabancı değil. Eğer sinemayla ilgiliyseniz Zack Snyder'ın kim olduğunu biliyorsunuzdur. Zack Snyder DC Comics tarafından çekilen, daha doğrusu DC Comics'in çizgi roman karakterlerinin sinema uyarlamalarının yönetmeni. Aynı zamanda 300 isimli filmi yönetmişti ve de bu da bir zombi filmi. Daha önce de zaten sinema kariyerine bir zombi filmiyle başlamıştı. Hikayemiz Las Vegas yakınlarında bilimsel bir deney amacıyla askeri bir operasyon sırasında götürülen bir zombinin kaçmasını konu alıyor. Zombi kaçtıktan sonra Las Vegas'ı kendisine mesken ediniyor. Oradaki herkes zaten yaşayan bir ölüye dönüşüyor. Ve ondan sonra işin rengi değişiyor. Hatta dünyadaki olayların rengi değişiyor. Bir üçüncü dünya savaşına doğru ilerliyoruz. Aslında hemen bu Las Vegas'ı ele geçirmesi hikayesiyle başlıyor film. Las Vegas'ı ele geçirmesi hikayesiyle başladıktan sonra da bazı karakterleri tanıyoruz. Bu karakterler işte mücadele etmişler Las Vegas'ta. Bazı zombileri öldürmüşler ve oradan kaçmışlar. Derken ekibi yeniden toplayıp tekrar geri dönmek gibi bir seçenek bu karakterlerimizin karşısına çıkıyor. Bu noktadan sonra açıkçası filmi çok beğenmeyebilirsiniz. Çünkü ben şahsen izlemiş olduğum bilim kurgularda karakter odaklı olmalarına dikkat ediyorum. Bu tarz geleceğe yönelik post apokaliptik denen filmlerde
Açıkçası olayların nasıl geliştiği, insanların bu koşullara nasıl uyum sağladığı gibi dramatik konular beni ilgilendiriyor. Yaşadıkları acılar, sıkıntılar, tabii ki zombilerin kendisi de çok eğlenceli bir konu ama bunlar bana çok eğlenceli geliyor. Ben bu filmde açıkçası buna yönelik bir şey bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ekibi yeniden toparlıyoruz dedikleri ekiptekiler de 3. sınıf Amerikan karakterleri. Film çok iddialı başlıyor. Fakat daha sonra 3. sınıf Amerikan karakterleriyle ilerliyoruz. Özellikle ekibi kuran kişi Zack Snyder tarafından yaratılmış anlaşılan bir çizgi romandan fırlama gibi gözüküyor. Hiçbir şekilde doğallığı yok. Empati kuramıyorsunuz. Bu karakter geçmişte bazı sıkıntılar yaşamış derken ekibi yeniden toplamaya karar veriyor ve ekibi yeniden toplarken de ben de şu anda filmi göstermesine devam edeyim. Ekibi yeniden toplamaya devam ederken de yine kendisi gibi karikatür bazı karakterlerle karşılaşıyor. İşte az önce gördüğünüz şu kasayı açmaya çalışan adam, kendine işi getiren bu uzak doğulu arkadaş ve bu diğer karakterler, işte kızı, esmer kız, demin gördüğünüz baş karakterin kızı falan gibi çok düz, sığ, dramatik hikayeler var. Ama şu zombi görüntüsü tabii insanın hoşuna gitmiyor değil. Las Vegas'a tekrar giriyorlar. Orada bir banka soygunu yapacaklar. Orada kalan bir para var. O parayı almaları gerekiyor. Ve o parayı aldıktan sonra da Las Vegas'tan çıkacaklar. Hikaye bu şekilde ilerliyor. İşte toparlanıyorlar, içeri giriyorlar falan derken, bu arada size anlattıklarım hiçbir spoiler içermiyor. Çünkü bunların hepsi zaten film ilk 10-15 dakikasında meydana gelen olaylar. Film tam 2,5 saat sürüyor. Netflix'te oynayan bu film. Ben 3 bölümde izledim. Gece yarısı film izlediğim için sürekli zaten uykum geliyor bir süre sonra. Yıkılıyorum. Artık 10 dakika geriye sarıp tekrar filmi izlemeye başlıyorum. Neyse. İlk 15 dakika içerisinde olan şeyler bunlar. Ve Las Vegas'ın içerisine girdikten sonra kendi aralarındaki sürtüşmeler falan derken, tabii ki zombiler bunlara saldırıyor. Bunlar zombilere saldırıyor. Çok güzel görsel efektler ama Zack Snyder'ın DC Comics uyarlaması olan Batman ve Superman ve Justice League isimli filmlerde yaşamış olduğu sıkıntı burada da karşımıza çıkıyor. Görsel efektler mi, görsellik mi, yoksa hikayenin kendisi mi düşüncesinde ilerlediğimizi düşünürsek, açıkçası Zack Snyder hikayenin kendisini, aksiyonu tercih ediyor ve karakterleri çok sığ bırakıyor. Christopher Nolan'ın imzaladığı o Dark Knight serisini çok sevmem ama Dark Knight en azından karakter odaklı bir seriydi. Ondan sonra Zack Snyder'ın kendi çekmiş olduğu Batman Superman filmlerinde o karakterleri nasıl sığlaştırdığını ve öykünün nasıl çorba ettiğini gördük. Açıkçası ben Tim Burton'ın yapmış olduğu Batman filmlerini her zaman tercih ettim ama Zack Snyder tamamen özellikle Bryan Singer'ın X-Men serisinde yapmış olduğu çizgi romanlara derinlik katma konusunda geri adım attı ve tamamen her şeyi tek düzey, iki boyutlu bir hale getirdi ve ne yazık ki buradaki çok güzel bir filmi de, çok güzel bir hikayeyi de değerlendirememiş ve karşımıza düz bir aksiyon filmi getirmiş. Şuradan fragmanı tekrar göstermeye devam edelim. Düz bir aksiyonla yönetmen Zack Snyder da karşımızda, az önce söylediğim gibi. Bununla beraber tabii ki 2,5 saat içerisinde eğlenebiliyorsunuz. Kendi içerisinde bazı denklemler var. İşte bu zombiler de biraz gelişmiş tipler, biraz karakter katmışlar falan derken onların da arasına bir dramatik hikaye konmuş ama bu tarz filmlerde de hani çok da fazla zorlamanın anlamı yok. Biraz fazla size şansını zorlamış, farklı yerlerden dramatik bir etki katmaya çalışmış yönetmenimiz Zack Snyder ve bence çok da başarılı bir iş ortaya çıkartmamış. Filmin IMDb üzerindeki puana da bakmak gerekiyor. Hemen şuradan ekranlara verelim. Bakın, Ölüler Ordusu adıyla Türkçe'ye çevrilmiş IMDb ekranlarında görüyoruz. Army of the Dead orijinal adı. Açıkçası 5.9 puanı ben burada çok başarılı bulmuyorum. Şöyle ekranı kocaman verirsek 5.9'u bence çok iyi bir puan değil. Yönetmen Zack Snyder olarak gözüküyor. Az önce söyledik. Yine yazar Zack Snyder. Hikayede yaratan Zack Snyder olarak gözüküyor. Oyuncuların isimlerine bakalım. Dave Bautista, Alan Pernell, Omer Hardwick, Andale Reguera, Tio Rossi şu anda filmde başrolde oynayan isimler olarak dikkat çekiyor. 5.9 almış bu film. Ve açıkçası ben 5.9'dan daha da yüksek bir şey almaması gerektiğini düşünüyorum. Genelde iyi çekilen aksiyon filmlerin en düşük almış olduğu puan 7 oluyor. Ama Zack Snyder Ölüler Ordusu'yla Army of the Dead'le çok da başarılı bir iş çıkartmamış ve belki de Netflix'le beraber yaptığı için onu kontrol eden çok da iyi bir mekanizma yok belki de işin tepesinde, bilmiyorum ama biraz sıkıcı bir filme imza atmış. Çizgi roman uyarlaması demişken, şimdi bu bence çok başarılı bir uyarlama değil. Zaten bir kitaptan uyarlanmış ama çok başarılı bir iş değil ama çizgi roman uyarlamalarından az önce söz ettik sizlere. Çizgi roman uyarlamaları deyince herkesin aklına tabii ki Marvel
çizgi romanları geliyor. Marvel Comics'ten uyarlanan filmler geliyor. Özellikle 2000'li yılların başında Marvel Comics'in yapmış olduğu uyarlamalardan X-Men çok ciddi ses getirmişti. X-Men'in başında Bryan Singer vardı ve Bryan Singer X-Men serisiyle beraber çizgi romanları çok daha karakter odaklı hale getirdi ve daha sonra Iron Man geldi, Iron Man'le beraber işte Hulk geldi, Hulk'la beraber Kaptan Amerika, Thor falan derken Avengers serisi karşımıza çıktı. Avengers serisiyle beraber de karakterlerin farklı yönlere gittiği filmler karşımıza çıktı. Çok zengin bir karakter dünyası oluştu ve bir anda 6-7 filmlik bir paket oluştu karşımıza. Bu farklı karakterlerin yer aldı. Marvel bizlere çok farklı karakterlerin olduğu zengin bir dünyayla tanıştırdı ve ondan sonra da Avengers evreni içerisinden farklı filmler yine bizim karşımıza çıktı. Şimdi Avengers'ın içerisinde o kadar çok karakter vardı ki bunların üzerine de farklı farklı filmler çekilmeye başlandı ve en son The Falcon and the Winter Soldier isimli dizi Disney Plus ekranlarında gösterilmeye başlandı. Görüyorsunuz burada Falcon and the Winter Soldier'un yine IMDb üzerindeki sayfasını açtım. Seyircilerden 7.5 almış. Hiç fena değil Falcon and the Winter Soldier'un almış olduğu bu puan. Anthony Mackie var, Sebastian Stan var, Wyatt Russell, Aaron Kellerman, Desmond Chiang ve India Bassi. Bunların bir kısmı Avengers serisinde görmüş olduğumuz karakterlerin oyuncuları ve bu oyuncular Falcon and the Winter Soldier'da gerçekten iyi bir işe imza atmışlar. Açıkçası son iki Avengers filmi beni çok sarmamıştı ve Falcon and the Winter Soldier'da açıkçası aradığımı buldum. Benim aradığım neydi Falcon and the Winter Soldier'a gelinceye kadar? Az önce de söz ettiğim Zack Snyder filmden bahsederken karakter odaklı filmleri tercih ediyorum açıkçası ve karakter odaklı olması itibariyle ben bunu sevdim. Çünkü Avengers'ta artık bir noktadan sonra sürekli atlayan zıplayan karakterler vardı ve burada Avengers'daki iki yan karakter üzerinden hemen buradan size onun da fragmanını açmak istiyorum. Avengers'ta oynayan iki yan karakter üzerinden dramatik ağırlığı ön planda olan bir seri çıkartmış Disney yapımcıları. Zaten Disney ile Marvel'da beraber çalışıyor. Dramatik ağırlık ön planda. Falcon'da, Winter Soldier'da Kaptan Amerika'nın arkadaşları olarak zaten Avengers serisinde karşımıza çıkmışlardı. Ve burada da çok fazla o seride ön planda olmayan bu iki karakter Avengers'ın son serisinde diğer film kahramanlarının ölmesiyle kendilerine yeni bir dünya bulmuş durumdalar. Ve bu dünyada yeni Avengers kahramanları olarak halkın karşısına çıkıyorlar ama Avengers'ın son filmlerinden kıyaslarsak eğer burada aksiyon dozu biraz daha düşük. İki yan karakter ana karakter haline gelmişler ama hiçbir zaman tam bir süper kahraman da olamıyorlar aslında. Ve özellikle Kaptan Amerika'nın ve Iron Man'in yolundan giderek kendi karakterlerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Ve hem Falcon hem Winter Soldier kendilerine yeni bir yol çiziyorlar. Ve bu yol içerisinde de Avrupa'daki bir çeteyi çökertmeleri isteniyor. Onlardan bir terör çetesini çökertmeleri isteniyor derken eski bazı düşmanlar devreye giriyor falan. İşte Avengers'a bağlanan hikayeler yine aksiyon dozu yükseliyor. Sinema filmi tadında gerçekten de güzel bir şey alabiliyoruz. Şuradan hemen size hemen kapağını göstereyim. Gördüğünüz gibi Mart 19'da Disney'de gösterilmeye başlandı. İyi bir seri, iyi bir yapım. Özellikle benim gibi Avengers filmlerini seviyorsanız ve son filmlerden de çok keyif almadıysanız Falcon and the Winter Soldier sizleri istediğiniz noktaya getirecek. Hem dramatik yapısı hem de öyküsü itibariyle çok güzel bir evrende sizleri buluşturacak diyorum. Disney'de gösteriliyor Falcon and the Winter Soldier. Şimdi söz etmek istediğim film adıysa Oxygen. Geçen hafta içerisinde Netflix'te yine gösterime girdi Oxygen. Bir bilim kurgu filmi. Hemen şuradan ekrana da verelim. Oxygen Netflix'te gösteriliyor. 6.5 almış. 6.5 alan filmin oyuncu kadrosuna bakacak olursak eğer Melanie Laurent isimli hanımefendi zaten bu filmde başrol oynuyor. Onun dışında Matthew Amalric, Malik Zidi gibi oyuncular var ama onlar sadece ses olarak filmde yer alıyorlar. Neden mi? Bunu birazdan anlatacağım size. Filmdeki karakterlerin de hemen şuradan fotoğraflarını sizlere gösterebilirim ve şimdi biraz da kendime ekrana vereyim. Oxygen bir oksijen tüpünde uyanan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Çok basit bir anlatımı oldu. Karakterimizin adı Elizabeth Hansen olarak geçiyor ama aslında adının Elizabeth olduğunu da bu karakterimiz çok hatırlamıyor. Elizabeth Hansen uyanıyor bir tüpün içerisinde ve tüpü zorlarken onun son derece teknolojik bir ortam olduğunu anlıyor. İçerisi ışıklı bir robot var ve o robot aynı 2001 Space Odyssey'de olduğu gibi
Elizabeth de konuşmaya başlıyor. Öncelikle Elizabeth onunla konuşurken nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir oksijen tüpünde olduğunu çözüyor ve dış dünyayla bağlantıya geçmeye çalışıyor. Onu oraya biri mi hapsetti, evli mi, değil mi falan derken yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya çalışıyor. Bilgisayarın da yardımıyla, oksijen tüpünün içerisindeki bilgisayarın da yardımıyla aslında bir zamanlar evli olduğunu anlıyor. Onunla sesli olarak konuşuyor tabii bu arada. Bir zamanlar evli olduğunu anlıyor. Kocasına ulaşmaya çalışıyor. Yine bilgisayarın içerisinden dış dünyayla telefon bağlantısı kurmaya çalışıyor. Polisi arıyor falan derken polise bir şekilde ulaşıyor ama nerede olduğu belli değil. Bunlar hep ilk 5-10 dakika içerisinde oluyor. Ve bekliyorsunuz ne olacak diye. Çünkü sonuç olarak dar bir mekanda geçen, tek mekanda geçen bir film. Hemen bu arada ben size fragmanı da açayım. Ben unutuyorum deminden beri fragmanı açmayı. Buradan size Oksijen'in fragmanı da açayım. Öyle anlatmaya devam edeyim konuyu. Bakın hop şuradan da verdim ekrana. Netflix'te gösterime giriyor. İşte Elizabeth Hansen'in kendi hatıralarıyla beraber bilgisayarın içerisinde uyanması. Şu anda uyanış anını görüyorsunuz. Uyandıktan sonra işte dış dünyayla bağlantıya geçiyor ve dış dünyayla bağlantıya geçmeye çalışıyor. Ve işte bu oksijen tüpünün içerisinde de hiçbir şey hatırlamıyor. Yavaş yavaş az önce dediğim gibi taşlar yerine oturuyor. Derken taşlar biraz fazla oturmaya başlıyor çünkü aklı karışıyor Elizabeth'in. Vuruyor duvarlara, bağlantı kurmaya çalışıyor. Oradan kendi vücut ısısıyla ilgili durumu anlamaya çalışıyor. Ve oksijen de bu arada film belki de en önemli konusu az önce size söylemeyi unuttum. Oksijen de yavaş yavaş azalıyor ve yavaş yavaş azalırken 80-90 dakikalık oksijeni kaldığını anlıyor Elizabeth Hansen ve bunun üzerine de panikliyor ve paniklerken de orada niye olduğu konusunda da yavaş yavaş ileriye doğru gitmeye başlıyor. Bir adım atmaya başlıyor ve attığı adımlar içerisinde de şok edici bazı gerçeklere ulaşıyor Elizabeth Hansen açıkçası. Ve bu şok edici gerçekler içerisinde de biz de beklemediğimiz bir sonuçla karşılaşıyoruz. Açıkçası ben ne olduğumu bu noktadan sonra söylemeyeceğim tabii ki ama bir bilim kurgu olduğunu tahmin ediyordum ama bambaşka bir yöne giden bir bilim kurguyla karşılaşıyoruz. İnsanın ağzını açık bırakan bir durum söz konusu. Ve Elizabeth Hansen'in hikayesi sizi çok etkiliyor. Burada beni en çok neyin etkilediğini söyleyeyim. Beni etkileyen konu burada şu. Özellikle klostrofobik alanlarda geçen filmlerin ben çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Şu nedenden dolayı sıkıcı, başka karakter yok ve tek başına geçen bir hikaye. Ve o tek başına o mekanın içerisinde konuşacak kimse yok. Nereye kadar gidebilir diyorsunuz. En fazla yarım saatlik bir bilim kurgu çıkar bundan diyorsunuz. En fazla yarım saatlik bir gerilim filmi çıkar diyorsunuz ama yönetmen işte gördüğünüz gibi biraz geriye dönük sahneler, biraz halüsinasyonlar şu anda görüyorsunuz. Flashbackler işte dışarıyla kurulan telefon bağlantıları falan derken gerçekten de sizlere çok doğru bir gerilim sunuyor. Başarılı bir filmle bizi karşı karşıya bırakıyor. Şu anda Netflix'te gösteriliyor Oksijen. Açıkçası son zamanların en etkileyici bilim kurgu filmlerinden biri. Eğer bilim kurgu seviyorsanız ben Oksijen'i sizlere kesinlikle öneriyorum. Das Strange House demiş. Ben size hemen İngilizcesini söyleyeyim. Strange House adıyla çevirmişler ve Digiturk'te Bean Movies kanalları üzerine göstermeye başladılar. Ben Bean Connect'te izledim. Türkçe'ye de Garabet adıyla çevirmişler. Bu filmin dikkatimi çekme nedenlerinden biri, en önemlisi filmin Alman yapımı olmasıydı. Alman karakterleri içermesiyle Avusturya, Almanya sınırına geçiyor. Niye Almanya ve Alman filmi olması dikkatimi çekti? Çünkü son zamanlarda Alman filmleri gerçekten de başarılı. Alman televizyon piyasası, Alman film piyasası gerçekten de çok iyi sonuçlar veriyor. Tabii ki bunun temel nedenlerinden biri, böyle söylememin temel nedenlerinden biri de son zamanların popüler bilim kurgusu olan Dark. Dark 3 sezon sürdü. Belki 3. sezon baydı ama ilk 2 sezon ve 3 sezonda son bölümü itibariyle son zamanlarda yapılan en iyi bilim kurgu işlerinden biriydi. Oyunculuk olsun, dramatik yapı olsun, hikaye kurgusu olsun, efektler olsun, zaman yolculuğu teması derken bilim kurgu ve gerilim alanında ve çekim kalitesi bakımından Amerikalı örneklerden sonra Dark bizlere gerçekten de çok başarılı bir iş olarak karşımıza çıkmıştı. Ve o noktadan beri de ben Almanya'dan gelen her işi izlemeye çalışıyorum. Bu film adı ise az önce söyledim Strange House adıyla geçiyor. Garabet adıyla Türkçe'ye çevirdiklerine söyledim. 5.5 puanı bence çok da yeterli bir puan değil. Avusturya'ya taşınan bir Alman aile hakkında. Bu Alman aile bir hanım ve iki çocuğundan ibaret. Avusturya'da küçük bir kasabaya taşınıyorlar. Ve hemen şu anda buradan size oyuncuları da söyleyeyim. Ben tanımıyorum ama belki içinize tanıyanlar vardır. Leon Orlandiani, Marie Weissel, Julia Koschitz ve Michael Pink gibi isimler. Benno Roscoe, Lars Bitterlich gibi benim daha önce adını duymadım.
farklı isimler var burada. Bu isimlerin yer aldığı bu filmde Almanya'dan Avusturya'daki bir kasabaya taşınan küçük bir aile var. Bir kadın ve iki küçük çocuk. Çocuklardan biri artık teenage aşamasına gelmiş, hala kafasına çözemediği problemleri var. Küçük kardeşi bazı halüsinasyonlar görüyor evin içerisinde, fakat bu durumu çok önemsemiyorlar. Hemen size buradan yine bunun da fragmanını açıyorum. Strange House'u buldum. Size de fragmanı açtım ve veriyorum. Evet. Kasabaya giden aileyi burada görüyorsunuz. Bu olan çocuğu, anne. Arkada küçük çocuğun oturduğunu göreceksiniz. Çok güzel drone çekimleri var. Çocuğun neden burada çok mutlu olmadığını anlamıyorum ama bana çok güzel gözüken bir kasaba. Oğlan çocuğun klasik işte ergenlik problemi var. Küçük kardeşi de bu, gördüğünüz üzere. Tipik ergen problemleri var. Kızlarla sorunları var. Kasabada pek çok kimse onu hoş karşılamıyor. İşte okula gittiğinde okuldaki çocuklar kendisine efeleniyorlar falan gibi. Böyle klasik Amerikan filmlerinde göreceğiniz bazı sıkıntılar var o ana karakterde. Ve evet, gördüğünüz az önce bir sorun yaşadı. Ve küçük çocuk da evde bazı sesler duymaya başlıyor, bazı görüntüler görmeye başlıyor derken, o evde yaklaşık 100 hatta yok 100 değil pardon o evde 40 yıl önce çok ciddi bir cinayet işlendiğini ve iki küçük çocuk ve annesinin öldürüldüğünü öğreniyoruz. Bu noktadan itibaren tabii ki film ilgi çekici bir hale geliyor. Çocuklar bunu öğrendikleri zaman kızıyorlar. Yani kızdıkları kim? Annelerinden ziyade evi kendilerine kiralayanlara, emlakçıya kızıyorlar. Ve bu olayların akışında geriye doğru indikleri zaman çok ciddi bir hikaye olduğunu, kasabanın üzerinde durduğu, kendi aralarında suskundan neden olan ciddi bir trajediyle karşılaşıyorlar. Ve bu trajediyi çözmeye çalışıyorlar kendi aralarında. Daha sonra kasabadan bazı çocuklar da yardımcı oluyor ve güzel bir çocuk filmiyle karşılaşıyoruz. Evet, böyle bir öyküden sonra ben size bir çocuk filmi olduğunu söylemek istemezdim ama güzel bir çocuk filmiyle karşılaşıyoruz. Ve işte böyle ürkütücü karakterler var. Aileyle görüşmek istemiyorlar falan. Çocuklar bu gizemi çözmeye çalışıyorlar ve çözmeye çalışırken de sürekli yeni bazı şok edici gerçeklerle karşılaşıyorlar. İyi ürkütücü sahneler var, iyi efektler var. İşte o çocuğun içine ruh girdiğinden sonraki hali falan derken güzel bir noktaya doğru film ilerliyor. Ama sıkıntı şu ki filmde biraz fazla uzuyor hikaye. Yani bana sorarsanız 70-80 dakikada sona erecek hikayeyi biraz fazla uzatıyorlar. Ve bu da açıkçası sizin de biraz sıkılmanıza yol açıyor. Çünkü hani farklı yetişkinlere yönelik bir film yapılsa belki biraz daha korkutucu sahneler koyacaklar. Hikayeyi biraz daha derinleştirecekler ama anlaşılan filmin hedef kuşağı 16-17, maksimum 16-17 yaşında olan gençler ve bu nedenden dolayı da çok fazla da ürkütücü, insanı rahatsız eden sahnelerde filme koymak istememişler Strange House'un içerisine. Ama yine de ilgi çekici bir filmle karşımıza çıkmışlar. Strange House son zamanlarda izledim. Çocuklar için yapılan ender filmlerden biri. Genelde çocuklar için korku filmi çok yapılmaz. Genelde bir geçen sene bir dizi yapılmıştı. Onu hatırlıyorum sadece. Ama Strange House'da bir başarılı bir sonuca ulaşmışlar. İlginç, başarılı bir yapım. Eğer çocuğunuzla beraber ilginç, fantastik bir film izlemek istiyorsanız ya da gece mi saati uykunuz kaçtıysa Strange House'u sizlere önerebilirim. Task ekranlarında ilk programı yaptık bugün. Task üzerinden önümüzdeki haftadan itibaren de gerek sinema, gerek müzik, gerek de farklı popüler kültür konularında sizlere gelişmeleri, yeni filmleri, haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.